şu adamlar hepsi birbirine saygılı, düzgün bir şekilde her şey devam ediyor. Fakat bu da bir gerçektir ki Ağrı'da yaşanan olumsuzluklar, hizmet sıfır, hiçbir şekilde 19,5 yıldır iktidar partisi, 3,5 yıla yakın da Demokratik Sol Parti, yani DBP'nin eski, ya HDP de DBP'den Sırrı Bey adaydı. Evet, Sırrı Bey Tahir Elçi Caddesi'ni, iki tane köprü, herhangi yine ele tutulur bir şeyler yaptı. Fakat Savcı Sağ'ın bize vaat ettikleri, Savcı Sayan'ın yapamadıkları, adamın açıkladığı bir tane projeyi yerine getirmediği anlaşıldı. Onun için gerçekten de sol kesim çok önemlidir. İnsanlar hizmet bekliyor artık. Vatandaş şunu yapıyor artık. Adam belediye başkan adayı, kenar mahalleleri unutuyor. Bunların unutulmamaları lazım. Her yer çamur içinde, pislik içinde. Adam tramvay getirecekti. Şu an tramvayımız yok. Köprü yapacaktı, yapmadı. Herhangi hiçbir şeye elle tutulur bir şey Savcı Sayan bu memlekete yapmadı. Şu an onun enkazıyla yaşıyor. Dedi doğunun yıldızı yapacağım. Gerçekten de bizi Mars'a götürdü. Her taraf çukur içinde, pislik içinde, çamur içinde. Bunların önüne geçmemiz lazım. Gerçekten de artık adayların durumuna göre oy vermek lazım. DEM Parti'nin adayı hem belediyecilikten gelme, bir de dürüst. Şimdi bize dürüstlük ön plana çıkıyor. Neden şimdi? Örneğin AK Parti'nin adayı da var. Evet, dürüst olabilir. Fakat AK Parti'nin memlekete 19,5 yılda çakmadığı çivi de var. O var. Yani önemli olan o çivinin çakılmasıydı. Fakat hizmet yok ki. Geliyor meydana, doğalgaz burnumuzun dibinden geçiyordu. Söylüyordu devamlı. İşte size doğalgaz getireceğim. Biz doğalgazla 3 yıldır buluştuk. 20 yıla yakındır hep doğalgazla. Yok işte doğalgazı getireceğiz, işte getireceğiz. Yok şu kadar yatırım yaptık, bu kadar yatırım yaptık. Neden AK Partililer hep bu memlekette zengin? AK Parti'ye kim üye olmuşsa hepsi bu memlekette zengin. Da artık herkes sol kesime yönelmeli, hizmet belediyeciliğine DEM Parti'ye oy vermeli. Seçime meydi ya DEM Parti'ye. DEM Parti her tüşbe çavaya, her tüşbe çavaya, her tüşbe çavaya. Mesela ne çabucum. İyi AK Parti zaten bir va bunu rant peşinde ne. Millet ara fikri adını yardıma belatkı mahallede. Ama bu şeydi yani, idi millet hakkı kendi de. Çıma DEM Parti ya xevat kare, ya her tüşbe çavaya. Zamanı mı? Zamanı mı? Viva mezun, bunu mu viva bilmiyorum. Aha mı yani? Memleketi mi yani vira? Dem de harın, dem şuna rizi itiraf zonu. Ne? Nailim Ervat Kırmancı Vakfı. Ama Kırmancı her yeri vakfı da harın ne? Şimdi bakış açımızı söylemek gerekirse Kazal Başkan bizim başımızın tacıdır. Yani inşallah daha güzel şeyler yapacak. Eminiz bugüne kadar gelenler bir şey yapmadı. İnşallah bundan sonrakiler yapacak. Kazal Başkan'a buradan çok çok teşekkür ediyorum geldiği için. Yaptığım zaman çok olumlu, çok güzel şeyler görüyorum. Onu da buradan çok seviyorum. Buradan Sırrı Başkan'a da çok çok selamımız olsun. Ne istiyoruz? Öncelikle bir ulaşım, iki yollarımız, sonra her şeyden önce sağlık. Çünkü kendi hastalarımız yolda. Kendi yolda vefat ediyorlar yani. Götürene kadar, Erzurum'a kadar yolda vefat ediyor kendi hastalarımız. Özellikle abi, sağlık yönünde bir çözüm bulalım. Gelin gençler. Röportaj. Yapacağım sadece bu arkadaşlar. Vallahi benim vereceğim, ben kendime vereceğim, deme vereceğim. Ben çünkü kendime vereceğim. Kendime vereceğim. Kazanı çalışacağına ben inanıyorum, inandığım için de. Ama ben deme vereceğim. Ben kendime vereceğim. Çalışacağına ben inanıyorum çünkü Kazal daha önce Diyadin'de çalıştığı için çalışacağına inanıyorum yani. Ağrı'nın bir feodal yapısı var. Bu seçim çok çekişmeli geçecek iki partinin arasında. Tabii ki bugünkü ekonomi şartları insanları çok zorluyor. Hele özellikle emeklileri. Eğer bu seçim seçimden önce emeklileri memnun ederlerse bir ihtimal tablo değişebilir. Yani hükümete AK Parti kazanabilir. Yok eğer emeklileri memnun etmezlerse
biraz zor bir seçim olacak. Yalnız şöyle bir durum var. Yani nerede olsa bugün Türkiye'de bir iktidar vardır. Nimetlerinden faydalanmak için insanlar hep hükümeti tercih ediyor. Çünkü gelir kaynağı oradan, yatırımlar oradan. Ve akıllı olmak lazım. Çünkü bugün değişik bir parti alsa, iktidarda olmasa ne getirebilir? Bugün sen bu kamerayı gezdiriyorsun, sana bir ekonomik katkısı olmasa sen bu işi yapabilir misin? İlla ki bir destek olacak yapasın. Ama zor bir seçimdir. Hakkımızda hangisi hayırlıysa Allah onu nasip etsin. Olduğu zaman ama ağır gelişmesi olsun. Ağır gelişmedi olmadığı zaman bu kadar insanlar, gariban insanlar var, fakir adamlar var. Adam kendi evde ekmek götüremiyor. Evet. Adam kiradadır. Adam sıkıntıları vardı. Mesela biz de kiradasın. Adam kiradadır. Kirada olduğu zaman her şey yoklukta bahane oldu. Adam evi kirasını veriyor ki 10 milyar para. 10 milyar para yettiği zaman nereye gidecek bu adam? Adam verdiği parayı da 10 milyar para kira çıkarıyor. Adam ekmek alamıyor. Gelirdi de olsun zaman, şey olsun zaman adam gelir yönetimini yapıyor. İstiyor ki yönetim, hangi yönetim gelirse, ardına gelse çalışması lazım. Çalışmayı. Ben hiçbir siyasete de değilim. Siyasetin değilim ben. Şey değilim. Hangi partide olsa, kim olsa burada ağır gelişmesi lazım. Evet, o destek olmalı.